Bincilik sporunu tüm yurda yaymak, at sevgisini geliştirmek amaçlıyoruz. Samsun'da ilk kez düzenlenen engel atlama ve binicilik yarışları Samsun Büyükşehir Belediyesi atlı spor tesislerinde gerçekleşti. Binicilik sporunu dünyaya yaymak ve at sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen yarışmaya çevre illerden yaşları 12 ile 45 arasında değişen toplamda 35 binici katıldı. Bu sene 11 ayak üzerinden 10 ilde koşuluyor. Yeni katılan birçok ilimiz var. Samsun'da bunlardan biri. Bu sene Gaziantep'te yine ilk defa bir yarışma yapıldı. Samsun'dan sonra gelecek hafta Van'da yarışmamız yapılacak. Bu yarışmalarda hem yerel belediyelerden hem de halktan büyük ilgi görüyoruz. Bizim bunu yapmaktaki en büyük amacımız geçmişten gelen maalesef çok yanlış bir algı var. Binicilik zengin sporudur, herkes yapamaz gibi bir algı var. Biz buna katılmıyoruz. Federasyon olarak uluslararası seviyede profesyonel olarak her spor pahalı bir spor. Ancak at sevgisi olan her ilde, at sevgisi olan herkeste binicilik sporu yapabilecek şevk olduktan sonra bunun için para lazım değil. Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreteri Murat Ambatur, Samsun'da her 19 Mayıs tarihinde bir yarışma düzenlemeyi amaçladıklarını belirtti. Bundan sonra Samsun'la ilgili hedefimiz önümüzdeki yıllarda 19 Mayıs'ta her sene klasik olarak yapılacak olan büyük bir yarışma düzenlenmesi. Bunun için de umut ediyorum zeminimiz daha profesyonel yarışmaların hazırlanması için düzenlenecek ve bütün Türkiye'deki profesyonel sporcuların da buraya geleceği çok büyük yarışmalar yapılmasını amaçlıyoruz. Ki bu tesis bence Türkiye'de yapılan en iyi, en uygun binicilik tesislerinden biri. İçinde bilmiyorum gezdiniz mi, dershanesinden çocukların dinlenebileceği odalara kadar birçok uygun tesisleri var. Çok yani bu tesisi bizim canlandırıp daha Samsun'da halkı buraya çekmemiz gerekiyor.